Teşekkür ederim Sayın Başkan. Hükümetin nüfus hizmetleri kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapan tasarıyı meclise gönderdiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu laik Türkiye Cumhuriyeti'ne vurulan bir başka darbe olacaktır. Din adamlarının nikah kıyması dini nikahın resmi nikah yerine geçmesine sebebiyet verecek. Açılan bu kapıda sadece evlilik sözleşmesinin değil, evliliğe, boşanmaya, mal rejimine, çocukların velayetine, evin yönetimine, kısaca aile hukukuna ilişkin din kuralları bunların yerine geçecek. Yani kadını eşit vatandaş yapan laik hukuk yerini şer'i hukuka bırakacak. Bir atım sonrasında hepimiz tahmin edebiliyoruz. Bunun yanı sıra Türk kadını Türk Medeni Kanunu kendisine sağladığı eşit vatandaşlıktan mahrum edilecek. İktidarı buradan uyarmayı bir görev sayıyorum. Yol yakınken bu yanlıştan dönün diyorum. Teşekkür ederiz Sayın Başkan. Meclis tatile girmeden önce iktidar partisine bir çift sözüm var. Bu ülkeyi susturamayacaksınız. Gazeteciyi susturmaya çalışacaksınız, zindana atacaksınız. O çıkacak, bir günde size hukuk dersi vererek sesini dünyaya duyuracak. İşçiyi susturmaya çalışacaksınız, makinesinin başında. Köylüyü susturmaya çalışacaksınız, toprağının başında. Memuru susturmaya çalışacaksınız, masasının başında. Esnafı susturmaya çalışacaksınız, tezgahının başında. Gençleri susturmaya çalışacaksınız, bilgisayarın başında. Ama susmayacaklar. Size adalet dersi, hukuk dersi, yurttaşlık dersi verecekler. Susmayacaklar. Dahası Cumhuriyet Halk Partisi'ni susturmaya çalışacaksınız. Cumhuriyet Halk Partisi hiç susmayacak. Ankara'dan İstanbul'a yürüyecek. Hak, hukuk, adalet diyecek. Mecliste sabaha kadar kalacak. Yine konuşmaya devam edecek. Sözün kısası, ne yaparsanız yapın susmayacağız. Biliyor musunuz bilemem ama yine de hatırlatmış olayım. Parlamento Fransızca kökü itibariyle konuşulan yer anlamına gelir. Kamusal işlerin konuşulup tartışıldığı ve kamunun iyiliğine yönelik bir takım kararların alındığı yerdir. Şimdi siz kamunun işlerinin konuşulduğu en üst düzeydeki organın sesini kısıyorsunuz. Zeytinliklerle ilgili bir soru mu var? Konuşamayacağız. HES'lerle ilgili bir tartışma mı var? Konuşamayacağız. Bugün Cumhuriyet Gazetesi yazarlarının davası vardı. Savunmalardaki haklılık ya da iddianamelerdeki komikliği görmüşsünüzdür. Basını susturdunuz. Basit bir tweet atan gençleri susturdunuz. İşini geri isteyen insanları açlığa mahkum ettiniz. Şimdi de parlamentonun sesini kısıyorsunuz. Geriye ne kaldı? Bu iş tüzük teklifini geriye çekmeyi düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim.